Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde İFA'yı değerlendireceğiz Levent abi seni. Sen gittin. 2015 yılının İFA yani tüketici elektroniğine yönelik fuarı her zaman Almanya'da gerçekleşiyor. Evet. Berlin'de biz de Sony'nin misafiri olarak katıldık. Hı hı. Hem Sony'nin kendi standını, kendi ürünlerini inceledik, gezdik. Hem de kalan zamanda fuarın hı hı. geneline de şöyle bir göz attık. Tabii ki her şeyi görmek mümkün olmuyor. Zaman kısıtlı. Teknoseyir tek kişiyle katılıyor. Hmm. Aynı anda gerçekleşen etkinlikler var. Bir kişinin ikiye bölünmesi mümkün olmuyor ama kişisel olarak ben gördüklerimi, gözüme takılanları aktaracağım. Evet. Sony'nin misafiri olarak katılmıştık. Tabii ki önce Sony'nin etkinliğine katıldık. Şimdi fuarlarda şöyle bir durum var. Fuar tam olarak açıldığında hani profesyonel katılımcıların, meraklıların, basının büyük bir ilgisi olduğu için çok kalabalık, çok izdiham oluyor. Görsel yakalamak falan biraz sıkıntılı oluyor. O yüzden uzun bir zamandır firmalar fuar açılmadan etkinlikler yapıyorlar. Şimdi burada şöyle bir durum olmuş artık. Her firma kendi etkinliğini de öne yapa yapa fuar açılmadan günler öncesinde artık gidiyorsun. Hatta şöyle fuar açıldığı zaman senin işin bitmiş oluyor gibi bir durum var. Burada da farklı olmadı. Biz fuar açılmadan günler önce oradaydık ve Sony kendi etkinliğini... Ama evet onun bir iyiliği var. Fuar açıldığı zaman da çok kalabalık oluyor. Şu fuar açıldığı zaman kalabalıktan görüntü alman, bilgi alman çok zor. Sen biraz daha tenha zamanda gitmiş oluyorsun. Tabii. Firmalar için de şu avantajı var. Şimdi herkes aynı anda standını açınca tabii ki ilgi bölünüyor. Firmalar da istiyor ki spotlar bize baksın. Biz birazcık önde olalım. O yüzden birbirinin önüne fuardan önce kendi etkinliklerini yapıyorlar. Sony'nin etkinliği de böyle bir etkinlikti. Başkan katıldı. Hmm. Kaz Hirai. Nasıl okunuyor Japonca'dan bilmiyoruz tabii ki. Zaten o hep kendisi yapıyor sunumları. Yeni ürünlerden bahsetti ama ilginçtir. Birazcık Sony'nin finansal durumundan da bahsetti. Hani işlerin iyi olduğundan, işte çeşitli kaynaklar, finansal kaynaklar, fonlar sağladıklarından, borsa tarafında hani hisse satışı ya da işte çeşitli orada bölme falan oluyor ya, o tür işte borsa mekanikleriyle bazı kendilerine fonlar oluşturduklarından, genel olarak durumun iyi olduğundan bahsetti. Çünkü biliyorsun, çeşitli söylentiler vardı. Hani Sony bütün elektronik işini bırakacak falan gibi bir şey vardı. Birazcık hani durum iyi, devam ediyoruz mesajı verildi. Genel olarak da zaten Sony'nin duruşu diyeyim, standındaki ürünleri, kendi tavırları öyle hani işler kötü bir firma izlenimi vermiyordu. Geçen senelerden farklı değildi. Tabii ki şu var, 2 yıldır Vaio yok. Hı-hı. O bu senede devam etti. Ama onun dışında Sony'de bir eksik yoktu. Şimdi tabii en çok merak edilen Xperia Z5 serisi telefonlar. Evet. 3 tane yeni telefon var. Bir ufak var, kompakt. Kompakt. 4.6 inç. Doğru. Bir Xperia Z5 var. Doğru. O 5.2 inç. Bir de premium var. Evet. 5.5 inç. Şimdi bunların hepsinin işlemcisi Snapdragon 810. Hı hı. Orada aralarında bir fark yok. Bellekleri aynı. Aslında olay sadece hani form, doğru, fiziksel yapı. Fotoğraf makineleri aynı. Dış yapısında Xperia klasik, Xperia tasarımı o hani minimalist oldukça düz tasarım değişmemiş. Düğme değişti. Onların bir iki kademeli dışarıya çıkık bir düğmesi vardı. Deklanşörümsü bir düğmesi vardı. Bu daha geleneksel bir düğmeye doluşmuş ama düğme sebebi aynı var. Zamanda parmak izi okuyucu olmuş. Tabii. Hiç dışarıdan belli olmasa da içinde dahili parmak izi okuyucu gelmiş. Bunun dışında mesela fotoğraf makinesi 23 megapiksel çok çok yüksek. Hatta hani bu en yüksek şu zamana kadar ki bu birazcık şey tartışıldı. Hani en yüksek olması, bazı yayınlar bunu aynı zamanda en iyi olarak, yüksek olduğu için en iyi olarak kabul ettiler. Bazı yayınlar buna karşı çıktı falan. O ayrı bir konu tabii çekim kalitesi ama megapiksel olarak yüksek. Ve dışarı bir çıkık yok. Yok.
fotoğraf makinesinin yarattığı bir çıkıntı yok. Şöyle tasarımda güzel bir detay olmuş. Gerçi son bir önceki nesil de öyleydi zannedersem. Artık bir kere USB portu kapaklı değil, açık. Tabii. Suya dayanıklılık, toza dayanıklılık sürüyor. USB portu açık. Çünkü en çok kullandığın port, her gün şarj etmek için USB'yi bağlayacaksın. Doğru. Onun kapağı biraz sorun oluyordu. Kesinlikle. SIM kartı ve SD kartın yuvası, bu arada var ikisi var. De. SIM kartı haliyle olacak da SD kart, mikro SD kart da var. Onlar tek bir kapağın altında iki yuva birleştirilmiş. O da iyi olmuş. Çünkü zaten hani telefonu aldığında kartlarını takacaksın, kapağı kapatacaksın. Bir daha da dokunmayacaksın büyük olasılıkla. Hani kapak meselesini çözdü. Artık evet. Hani eline ayağına bulaşmıyor. Evet. O ilk Z'de çok kapak vardı. Birazcık Z2'de de var. Hani kullanımı zorlaştırıyordu. Şimdi Z5'te o da daha zarif olmuş. Köşeler falan yuvarlanmış. Power düğmesinde parmak izi okuyucuyu söylemiştim. 23 megapiksel gibi çok yüksek bir çözünürlük olunca algılayıcıda bizim daha önce Lumia'larda falan gördüğümüz hani keserek zoom yapma, kayıpsız çok fazla pikselin var. Onların bir kısmını kestiğinde hani hiç kayıpsız büyütmüş oluyorsun fotoğrafı. Şöyle, Sony o teknolojiye aslında yabancı değil. Makinelerinde kullanıyordu, fotoğraf makinelerinde. Evet. Bakalım nasıl olmuş. Orada çünkü çok işe yarıyordu. Şimdi telefona da gelmiş oldu. Tabii hemen şey soruldu. 810 olunca ya ısınıyor mu, ne oluyor? Orada daha sonra telefonu eline geçirip de sökmüş bazı yayınlar çok iddialı bir soğutma sistemi, heat pipe'lı bizim bilgisayarda kullandığımız ısı iletici borucuklara dayanan bir soğutma sistemi olduğunu görmüşler. Sony'nin hani Sony bir ısınma sorunu olmadığını belirtiyor. Ha ama mesela 4K video çekiminde zaman sınırı konulmuş. O artık bütün telefonlarda zaman sınırı evet, olduğu için. Evet, onu da aynı o şekilde belirtiyorlar ama öyle. Yani birazcık şöyle 810'un sıcaklık ısınma meselesi birazcık 810 dizginlenerek çözülmüş. Ben şey diyorum, acaba olur mu bilmiyorum ama 810 artık bir zamandır piyasada ya, hani bu işlemciler de kendi içinde de revize. Zaman içinde bir revizyonu evet. Vardır o işin evet. Bence. Murat, bu arada fuar alanında Z5 kompakt çoktu. Z5 çoktu. Premium bir iki tane hani sabit eline alamayacağın şekilde panoya evet. Eklenmiş şekilde vardı. Hatta hani kimi teknoloji yazarları karıştırmış. Z5'i premium zannetmiş. Sonra işte ya bizi kandırıyorlar, bunun ekranı 4K demiş, değil demişler falan. Ha çünkü şöyle, premium'un ekranı 4K. Hakikaten bu televizyonlarda gördüğümüz 3840'a 2160 piksel çözünürlükte. Daha önce LG'de falan Quad HD ekranlar vardı ama o 720p'nin 4 katıydı. Katıydı, bu 1080p'nin 4 katı. Murat, bu müthiş bir ekran. Öyle. Bir iki görüntüsünü alabildim. Müthiş bir ekran, gözle görmek lazım. Pikseller o kadar ufak ki hakikaten göremiyorsun. Hatta ben şey merak ettim, düşündüm biraz. Acaba ölü piksel olsa görür müyüm? Tek bir piksel ölü olsa çıplak gözle görebilir miyim? Merak ettim. Ben Premium'daki detay şu. Gözden kaçan detay şu. Kompak ve Z5 Ekim'de çıkacak bildiğim kadarıyla. Premium bir ay sonra gelecek. Yani premium'da hala bir son bir cilalama, işte köşelerini yuvarlama falan bir çalışma var. Zaten o yüzden orada da göstermemişler. Evet, evet. Premium bir ay sonrasında gelecek. Özelliği 4K ekranlı ilk telefon oluşu. Herkes, yalnız burada yani herkes bunu konuştu. Yani evet, aslında bakarsan kompakt, bence kompakt daha ilginç. Onun ekranı HD. Çünkü şey vardı abi, ben kompaktları test ederken mesela fotoğraf kalitesi abilerinden geriydi. Şimdi bu yazılanlar hiç aynı bunların. Doğruysa artık hani kompakt alacaksın ama aynı görüntü kalitesini evet. Alacaksın. Bunlar önemli şeyler. Evet. Bunların içi anladığım kadarıyla aynı. Öyle gözüküyor. Fiziksel boyutları. Tabii ki pil boyutu telefonun yapısıyla, büyüklüğüyle doğrudan alakalı. Tabii ki. Bir Z5 tablet yok. Daha önceki nesil tabletle doğru. Sunumlarını falan gerçekleştirdiler ama hani olmayacak demek değil. Ama Xperia Z5 serisinin şu an için çizdiği manzara bu. Bana hoş geldi. Xperia'nın tasarımını
normalde de düz olmasını beğendiğim için bana cazip geldi. Tabii şimdi bir 6 ay sonra da başımıza 820'li bir telefon çıkar mı? Çıkacak tabii ki. Herhalde ondan çıkacak vazgeçmeyecekler. Artı Qualcomm bu 810'la birazcık tökezleyince arada MediaTek gibi rakipleri arayı doldurdu. Ha. Hemen biliyorsun onlar 10 çekirdeğe kadar çıktılar. Hemen bir alternatif bir şeyler sundular. Hani onlardan da bir şeyler görülebilir. Hatta bildiğim kadarıyla Sony'nin hazırladığı bir MediaTek'li bir şeyler de arka planda var. Xperia'lar bunlardı. Güzel. Dediğim gibi tablet şu an için yok. Televizyonlarda ilginç şeyler var. Bir kere tahmin edeceğin gibi o fuar alanında 4K olmayan televizyon yok. Hmm. 4K'ların kimisi eğimli, kimisi düz ama genelde boyutlar büyük. 60 inç, 55 inç ve üstü. Ve 4K. Neler gelmiş? Sony bir kere bu yeni nesil televizyonlarında yeni görüntü işlemcisi X1'i kullanmış. X-Reality Pro kullanılıyordu. Hatta 4K'larda onun yanına bir yardımcı bir şeyler eklenmişti falan. Şimdi tamamıyla yeni X1 diye bir görüntü işlemcisi gelmiş. Bununla birlikte ne gelmiş? Televizyonların çok büyük bir kısmı Android. Evet. Sony televizyonda Android'e çok kendini angaje etmiş. Hı-hı. Çok güçlü şekilde girmiş. Android TV'den bizim geçmiş deneyimlerimiz çok parlak olmadığı için hemen oturdum birazcık kurcaladım. Dokunmatik bir kumandası var. Dolayısıyla hani kursörü yok yönetebildiğin. Evet. Murat arayüz hızlı. İlk merak edilen şey. Bir kere arayüz hiç Android'e benzemiyor. Benzemiyor. Hani Sony tamamıyla bambaşka bir arayüz geliştirip üzerine bindirmiş Android'e. Arayüz oldukça hızlı. Kanal değişimlerinde de arayüz içindeki gezmek sırasında da ciddi bir yavaşlama yok. Hissedilen bir yavaşlama yok. Oyun yükleyip gamepad'i takıp oynuyorlar. Orada da bir iki görüntüsünü yakaladım. Gayet de güzel oynanıyor. Murat şöyle, hani Sony bayağı bir yatırım yapmış buraya. Herhalde bütün televizyonlarda olmayacak ama gittikçe artacağı belli. Gittikçe artacağı belli. Tabii burada bir teknoloji şovu olduğu için burada hani sen arasan da 22 inç televizyon bulamıyorsun. Tabii. Burada en yüksek, en pahalı modeller, ilgi çekecek modeller sergileniyor ama şunu da biliyorsun, o modellerdeki özellikler yavaşça zamanla süzülüp her modele yansıyor. Ya Android şöyle bir imdatlarına yetişiyor. Kendine arayüz yapma sorumluluğundan kurtuluyorsun bir yandan. Çünkü Android'e atıyorsun artık kendini, sadece arayüz yapıyorsun. Ama bir yandan o olmasa kendi işletim sistemini belki yapacaksın. Öyle. Bir de işte seni bir anda Android Market'e açıyor. Tabii ki bir anda akıllı televizyon hakikaten. Hakikaten akıllı oluyor. Kullanılabilir sürü, oluyor. Evet, bir sürü yazılımla geliyor. Ha, hiçbir zaman hani onu da şey bekleme, bir tablet gibi bekleme. Çünkü dokunma yok. Ya, tabii. Hani elindeki işte imleci yöneterek falan kontrol ediyorsun ama arayüzün hızlı olması, yanıt vermesi. Ya bu şunu gösteriyor. Bu hızlı diyorum, çabuk yanıt veriyor diyorum. Aynı zamanda 4K bu televizyonlar. Demek ki bayağı bir arkada güç var. Gelince bakacağız. Evet. Televizyonlara yeni eklenen bir özellik de HDR. Ne çok konuşuldu bu fuarda. HDR görüntü teknolojisinin. Ya şimdi Murat, bütün bazı şeyler hepsi birbirine dayanıyor. HDMI 2.0A duyuruldu. HDMI 2.0A'nın özelliği HDR'ı getirmesi. İşte onunla birlikte Sony'de, başka üreticilerde de vardı. HDR'ı hem projektörlere eklemiş Sony, hem televizyonlara eklemiş. Bu ne sağlıyor? Aynı bizim bilgisayardaki HDR konusu gibi. Nasıl söyleyelim? Daha çok bir kere hem renk skalasını genişletiyor. Doğru. Hem de daha düşük renkli çekimlerde, ışıklı çekimlerde, daha yüksek ışıklı çekimlerde detayın kaybolmamasını sağlıyor. Ama genelde uygulamada şu bloom efekti dediğimiz beyazların patlaması var abi. Örneklerde öyle gözüküyor ama. Evet. Bir de HDR'nin şey olması lazım. Senin izlediğin şeyde de olması gerekiyor. Tabii ki. Yani bu normalde videoyu verdim, açtım HDR efektini. Zaten o zaman olsa da iyi olmaz ya, o klasik bahsettiğimiz renk patlamasını yaşarız.
Bu HDR'ın nasıl çalıştığına gelince, aydınlatan beyaz LED'lerin overdrive ederek, yani normal çalışma sınırlarının üstüne zorlayarak, ışıklarını arttırarak bu efektin gerçekleştirildiği belirtildi. Projektörlerde de var dediğim gibi. Murat, bu çok fazla hani heyecanlanılacak bir şey değil. Çünkü şunu söylemem lazım. HDMI 2.0'ı biz 2 sene önce görmedik mi? Ancak bugün, 2 sene sonra evimize giriyor, ofisimize giriyor. Elimize gelen en yeni ekran kartı ve monitörler de var. Şimdi 2.0'a da aynı süreç tekrarlanacaktır. Ha, bazı cihazlar, HDMI 2.0 cihazların, monitörlerin 2.0A standardına firmware update ile güncellenebileceği belirtildi. Kablonun aynı olduğu zaten söyleniyor. Fakat tabii hangi cihazlarda bu olabilecek? Meçhul. Meçhul. Televizyon buydu. Hani HDR'dan çok bence Android televizyonlar. Kesin. Ve 4K şunu gösteriyor bir de Murat. 2016'da bittiz. Televizyonlar 4K. Evet, artık her şey 4K. Full HD'yi arayacaksın. Arayacaksın değil mi? Özellikle arayacaksın. Orada şöyle bir sorun olabilir. Arayacaksın bu... dediğim hani yana yakılı arayacaksın değil. Soracaksın Full HD var mı sizde diye. Bulacağın mı televizyon 2015 senesinden olacak? Bir önceki olacak. Televizyon olacak, evet. Evet. Fotoğraf makinesinde iki model vardı. Bunlar çok hani IFA'da duyuruldu değil. Değil. Ama insanların önüne IFA'da çıktı diyebiliriz. Hani yazın duyurulmuş ürünler. Birisi RX100 serisinin dördüncü nesli. Evet, Mark 4. Sen zaten örneklerini de bundan çektin. Bununla çektim. Deneyimlerim oldu. Konuşacağız ayrıca. Evet, incelemesinde konuşacağız. Bir de daha büyük abisi RX10. Mark II, onun da ikinci nesli. Abi, bunların ikisi de efsane makineler. Çünkü birinci sensörlü makine, ikisi de kardeş bunlar aslında. Evet. Bu kadarcık çok kompakt bir makine içinde dev bir görüntü algılayıcı var. Birinci ve kendisi de minnacık, el kadar işte. Evet. 24-70 gibi güzel bir lensi var. RX 12 de bunun daha SLR'ye benzeyeni. Evet. O 24-200. Lensi hem büyük hem de işte şey, daha da zoom yapabiliyorsun, uzaklara çekebiliyorsun. Tabii hepsi 4K'ya update edilmiş. Bir de stack sensör. Onu, yani? Yani şu var, hani arkadan aydınlatmanın sensör vardı ya, BSI. Şimdi bir ötesinde artık sensör katmanlı, ışığı alan yerde hiçbir devre elemanı yok. Tamam. Çünkü katman katman yapmışlar, ona iyice ayırmışlar. Bir de DRAM koymuşlar bu sisteme. Murat, RX100 Mark 4 yani 4. nesil. Ve RX10 Mark II çok yeni, hani olmamasına rağmen, birkaç aylık makineler olmasına rağmen orada hani sunumda da başkanın da özellikle belirttiği makineler oldu. Ağır çekim diyelim ya da işte high frame rate diye geçiyor. Var, evet. Özelliği var. Onda da bir iki deneme yaptım. Biraz anlaması zor oldu. Tabii orada şöyle güzel bir şey var. Sony'nin standındasın. Ben bu makineyle bir şeyleri yapamıyorum, uğraşıyorum. Şey dediler, ya onu tasarlayan mühendis şurada, onu çağıralım baksın dediler. Hakikaten bir Japon bir abimiz geldi, yaptı gitti. Öyle bir avantaj var. Yakalamışken bir şeyler daha sorsaydım keşke. Hakikaten hani böyle bir durum olabiliyor. Bunun dışında ses konusunda bazı ürünler vardı. Şimdi yine birkaç yıldır Sony'nin ufak ufak işte böyle ürünlerin köşesine etiket olarak koyduğu falan bir hi-res ses konusu var. Evet. O bu sefer daha öne çıkartılmış. Yeni bir seri kulaklık duyuruldu. Hear serisi, ear serisi. In var, on var. In tahmin edeceğin gibi kulak içi. Diğeri on kulak üstü türü kulaklıklar. Bunlar da noise cancelling ön planda. Ayrıca Xperia'larla kullanılması için çeşitli yine noise cancelling destekleyen kulaklıklar var. Xperia ile kullandığın zaman ayrıca o ek ünite gerekmiyor. Ona pil falan da koyuyorsun normalde, biliyorsun. Sonra açık unutuyorsun, pili bitiyor falan. O Xperia telefonla kullandığın zaman öyle dertlerin olmuyor. Hatta Premium'un kutusundan bildiğim kadarıyla öyle bir kulaklık çıkacak. Premium'un kutusundan hızlı şarj cihazı çıkacak. Öyle de bir avantajı var. Başka kulaklıkta tahmin edeceğin üzere çeşit çoktu. Kablosuz hoparlörler, sadece hani Bluetooth hoparlör basit değil, onlar da var ama Wi-Fi ile bağlanan akıllı hoparlörler vardı. Onların da özelliği şu, evine 2-3 tane yerleştirip de işte sen router'ını onlara bağladın mı,
Bir de aplikasyonu var Android. Şeyi seçiyorsun telefonundan, müzik çalıyorsun. Diyorsun ki bu mutfaktaki hoparlöre gitsin, orada çalsın bir tek diyorsun. Hepsinde çalsın diyorsun. Beni takip etsin diyorsun falan. Yani kablosuz hoparlörler akıllanmış iyice. Ama bunun dışında basit Bluetooth hoparlörler de vardı. Ya da işte Sony'nin o konuda iyiler bayağı. Portatif şarj ünitelerinin falan yenilenmişleri. Hepsi vardı. Bunlar dışında aksiyon kameralarda falan var olan ürünler vardı ama onları işte güzelce sunmuşlardı. Yani. Zaten şöyle Murat, fotoğraf konusunda Sony fotoğrafı bu sene bayağı öne çıkarmış. Ve şey hazırlamış, sahneler hazırlamış. Senin fotoğraf makinelerini deneyebileceğin, işte ürün çekimi tarzı, hareketli bir şeyler falan. Sahneler hazırlamış, doya doya deniyorsun. Hatta profesyonelsen orada bir objektif reyonu var. Ve orada hakikaten uzmanlar çalışıyor. Ve orada gidip bana şu makineye şu objektifi takalım, ben öyle çekeceğim falan diyorsun, sana sağlıyorlar bu imkanı. Yalnız şey fark etmişsindir, artık SLR lafını pek konuşmuyoruz. Yani var, orada evet, da vardı ama ürünler hep şey ufaklıklardan çıkıyor. Bu sene yalnız Nex serisi de gerideydi. Onlar zaten alfa. Bu sene alfa. Onlar alfa. Bu sene alfa serisi öndeydi. Ben 2013 yılında katıldığımda Nex serisi çok ön plandaydı. Nex 7 çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene onlar geriye çekilmişti. Şu RX 100 RX, aynen, oldukça öndeydi. Öyle çünkü Levent abi şimdi Sony Nex'i alfalaştırdı. Böylelikle artık şey kalmadı. SLR'ydi eskiden alfalar. Şimdi bir de Nex vardı. Artık hepsi alfa oldu. Bu da ayrı bir kategori olarak devam ediyor. Bir yandan da şey var. Şimdi biz çok hani incelemesine bahsedeceğiz ama Sony şeyleri de halletti, çözdü. Daha iyi oldu. Bunlarda da artık Wi-Fi falan var. Hani evet, cep telefonundan evet, paylaşım vesaire hepsi çok güzel çalışıyor. Evet. Böyle geliştiriyorlar. Yeni bir Walkman var. Hi-Res ses dedik ya, işte Hi-Res sesi destekleyen yeni bir Walkman var. Tabii artık Walkman biliyorsun kasetli. Bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin Walkman'ı değil. Tabii. Artık o da bir tablet mini diyelim. Ama evet, şeydi, yeni Walkman üzerinde fiziksel tuşları falan olan bir Walkman'dı. Biliyorsun çünkü Sony bir ara Walkman'ı tamamıyla tablete tablet dönüştürdü. Yaptı, evet. Yok bu yine daha Walkman olmuş. Bu Hi-Res ile ilgili de şey vardı. Çünkü hepimiz genelde yani MP3 dinliyoruz. Kaliteleri tartışmalı. Sony'nin iddiası şu Hi-Res'te. Ben diyor senin o ucuz MP3'ünü de alıp Hi-Res'e çıkartacağım diyor. Çeşitli biliyorsun xCloud falan şeyleri var ya Sony'nin. Algoritmaları, ses işleme algoritmaları. Onların hepsi bunlarda da var. Bu arada tabii Sony standının böyle arkalarına gidersen, şimdi mesela şu yeni Walkman falan herkesin önüne sunulan bir ürün. Tamam. Daha arkalara gidersen işte müzik sever, ses kalitesi meraklılığına özel ürünler var. Mesela orada ergonomik olarak oldukça hani cazibesiz diyebileceğim, tamam, oldukça ağır falan özel Walkman'lar var. Hi-Fi Walkman'lar var. Mesela çıkışı öyle bildiğimiz kulaklık çıkışı değil. Sağ sol kanal ayrı. Ve ona göre kulaklıklar da var yine üst düzey. Kulaklığın da sağ sol kanalı ayrı kabloyla bağlanıyor. Hatta kulaklık amfisi var. Oho. O Walkman'den de büyük bir cihaz. Hatta bir 600-700 gramlık bir cihaz. Sırf kulaklığı çalıştırması için. Tabii onlar pek yanına alıp gezmen düşünülen şeyler değil. Hi-Fi meraklılığına yönelik ürünler. Şu 7.1 falan ama bar şeklindeki ses sistemleri bayağı cazip gözüküyor. Bayağı oturmuş onların sanal surround efekti. Mini hi-fi sistemler falan vardı. Bayağı hoşuma gitti. Ama onlar hep standın arkalarında. Çok öne çıkmıyorlar. Senin bir fotoğrafını gördük Levent abi. Neydi o? Şimdi fuarın en güzel, en önemli noktalarından birisi. Şimdi PlayStation adına hiçbir şey yoktu. PlayStation 4 da vardı, Vita da vardı ama hani bilmediğimiz bir şey. Yeni oyunlar, hani bildiğimiz oyunlar vardı. Ama zaten bütün PlayStation 4 bölümü Sony'nin bu sanal gerçeklik kaskına Morpheus denilen, ben yanlışlıkla Prometheus dedim ona ilk fotoğrafını çektiğimde. Yine çok da yabancı bir şey kullanmamışım. Project Morpheus denen kaska ayrılmıştı. Onu deneme şansımız oldu. 2-3 tane
özel oyun hazırlamışlar bu iş için. Hani şov, oyun demek de ne kadar doğru bilmiyorum. Ama şu var, kaskı takıyorsun PlayStation 4'te. Tabii orada şu ortaya çıkmış. Sony'de konsol var, oyun yapımcıları, oyun stüdyosu var, kask var. Bunlar ortaya çıkınca Oculus Rift'i de ben kullanıyorum iki sürümünde. Çok daha ileri bir şey. Çünkü Murat şu var. Şimdi kask nasıldı? Evet, kask gayet konforlu. Gözlüğümün üzerine taktım. Ben yakını gözlüksüz daha iyi görmeme rağmen belirttim. Yok böyle tak dediler. Çok iyiydi netliği falan ona rağmen. Hafifliği falan iyi. Tabii ki birazcık ön tarafı o kaskların hep ağır oluyor. Ama gayet konforluydu. Ses çözümü yok. Sesi üzerine anladım. Kulaklık takarak sunuyorlar. Fakat Murat orada şu farkı gördüm. Move, PlayStation 3'ten tanıdığımız Move kontrolcüleri işe sokmuşlar, devreye sokmuşlar. Eline onları veriyorlar. Ve sen onlarla işte o demodaki oyunda ellerini kullanıyorsun. Tamam. Çekmeceleri falan açıyorsun o Move kontrolcüsüyle. Orada şeyi anlıyorsun. Ya olay budur diyorsun. Çünkü şunu biliyorsun. Şimdi görüntü kalitesi falan onları halletmek kolay. Oculus'ta, PC'de her ne kadar işte iyi ekran kartıyla iyi görüntü aldın, hızlı aldın falan filan her şey güzel de ekrana Press F1 to continue yazıcısı çıktı mı bitiyor işin. Press işte Z to Space to continue yazısı çıktı mı her şey bitiyor. Sen böyle çıkartıyorsun gözlüğü, klavyeye elinde tuşa basıyorsun, geri takıyorsun, bitti. Burada o kaskı hiçbir zaman çıkartmıyorsun, gözlüğü hiçbir zaman çıkartmıyorsun. Elinde kontrolcüler var. O da şey üstelik hani gamepad'den oynar gibi de değil. Hakikaten işte çekmeceyi uzanıyorsun, tutup tetiği eline sıkma olarak yapmışlar. Anladım. Çekmeceleri tutup bir elimde de el feneri vardı oyunda. Çekmecelerin içinde ganimet arıyordum, soyuyordum orayı. Çekmeceleri çekiyorsun, fenerle içine bakıyorsun. Hatta tabii sanal gerçeklik kaskı olduğu için de böyle bakıyorsun hani çekmecenin içinde ne var diye. Ben dediğim gibi Oculus'un yabancısı değilim. Ama bu kontrolcüden dolayı böyle olması lazımmış. Onu anladım. Bambaşka bir deneyimdi. Herkesin kaskı çıkardıktan sonra yüzü gülüyordu. En önemli herhalde şey budur. Miden falan bulanmadı. Yani bu yok öyle bir şey hissetmedim. Bir lag hissetmedim. Gecikme hissetmedim. PlayStation 4 sahipleri şanslı açıkçası. Çünkü bu 2016'da çıkacak. Takıp kullanacaklar. Fiyatını falan bilmiyoruz tabii ama çok aşırı pahalı olmasını gerektiren bir şey yok biliyorsun. PlayStation 4 sahipleri iyi ki PlayStation 4'ü seçmişim diyecekler o kask yüzünden. Denenmesi gereken bir şey. Şimdi ben hani beni oynarken çektiler işte ben oynayanların ekrandaki görüntü, onun gördüğü görüntüsüyle birlikte çekmeye falan çalıştım ama kaskı takıp da yaşamak gibi olmuyor. Fakat Sony onu şeyle tanıtacak zaten. Hani hep çeşitli işte tanıtım alanları kurup, standlar kurup falan insanlara deneterek tanıtacak. Murat, gördüğüm önemli şeyler buydu. İşte bunun dışında bahsettim işte şarj cihazı falan gibi portatif batarya gibi şeyler ya da aksesuarlar işte aksiyon kam aksesuarları her çeşide çıkmış falan. Ama genel olarak Sony standında zaten Xperia hüküm sürür durumdaydı. Android televizyonlar, yeni televizyonlar, fotoğraf makineleri, Hi-Res ses ve oyunda da Project Morpheus bunlarla Sony standı bayağı yoğundu. Peki Levent abi daha bir de genel konuşacağız evet, değil mi? Evet başka diğer firmalara da baktık fuarın genelini de gezebildiğim kadar her şeye yetişemedim. Tamam. Bayağı kaçırdığım oldu. Ama yakalayabildiklerimi ayrıca bir bölümde daha anlatacağım. Peki Levent abi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.